Herkese merhaba. Bugün Datça'dayız ve Necmi Şen Kaptanımın evine misafir oluyoruz. Askeri havacılıkla başlayıp sivil havacılığa doğru giden çok böyle keyifli bir sohbeti beraber yapacağız. Farklı farklı konuları düşüneceğiz, konuşacağız, sorularımızı soracağız ve Necmi Kaptanım bize anılarını anlatacak. Hep birlikte izliyoruz. Sizin bir hayaliniz var daha askeri okuldayken, daha harp okulu bitecek, pilot olmamışsınız ama insanları uçurmak üzerine. Nasıl geldi aklınıza bu fikir? Bu fikir aklıma gelişi böyle bir gün asker lisenin yolunda Bacanağım'la da yürüyoruz. Sınıf arkadaşım aynı zamanda. Tanınmış birisi o da. Korgün Öztopçu herkes tanır. Ona dedim ki içimden geldi. Korgün bir gün kısa kollu bir gömlek, spor bir pantolon ve havacılığa meraklı kişileri uçurup havacı yapacağım dedim. Bu kadar. Öyle yani aslında ne bir kurgulanmış bir şey, hiçbir şey yok. Sadece hayalimde, beynimde canlanmış bir şeydi bu. Sonra yıllar geçti. Hava kuvvetlerinde pilot oldum. Uçuş öğretmeni oldum. Sonra da hava yollarına geçip airline pilot olarak hayatımı devam ettirirken önüme bir fırsat çıktı. Bu fırsat şöyle bir fırsattı. Bir gün Hava Harbi Okulu'nda öğrenci filo komutanıyım. Bir arkadaşım geldi okuldan çıkarılan. Dedi ki ya bir fuar açmışlar. Sportif tatil fuarı. Bir gidelim dedi. Gittik. Fuarda bir ekran. Ekranda garip bir alet uçuyor. Bu ne dedim? Ultralight dediler. Kim uçuruyor? İşte yok burada dışarıdan getirdik dediler. O arada Haşmet Topçuoğlu ile tanıştık. Haşmet Topçuoğlu bu ekranı oynatan, gösteren, meraklı. Muhabbet edince benim emekli olacağımı duydu. Ve ondan sonra hemen hemen her gün ben emekli oluncaya kadar Harp Okulu'na ziyaretime geldi. Ve birlikte bir böyle bir sistem kuralım. Türkiye'de yok dedi. Türkiye'de o zamana kadar sadece amatör havacıları Türk Hava Kurumu uçuruyordu. O da yani lisans vermiyordu. Sadece amatörce uçuruyordu. Kendi öğretmenlerine lisans veriyordu. Önce Ultralight'ı tanıdık. Ultralight'ı da şöyle tanıdım. Bir gün dediler ki Çetin Şaman diye bir makine mühendisi var. Ultralight getirmiş, onu görelim dediler. Gittik bir Makinsan diye fabrika. Fabrikada paketin içerisinde bir alet, bezli böyle. Hiç görmediğim bir şey. Sahibi de Çetin Bey de enteresan bir insan. 7 ülkeye lisans satmış. Çok böyle kabiliyetli, beyinli falan birisi. Bana dedi ki, Necmi Bey dedi bunu dedi. Bir tarif etseniz de ben bir uçsam dedi. Ben hayretler içerisinde kaldım. Tarif edeyim de uç. Ama Çetin Bey bu işte eğitimle olabilecek bir şey. Tarifle olacak iş değil dedim. Neyse ama dedi ben dedi motosiklet aldım dedi. Hiç bilmiyordum. Arkasını aramı aldım Avrupa turuna gittim dedi. Ama bu motosiklet değil falan. Neyse sonunda ikna ettik. Bu ikna sonunda Ultralight'ı uçurmaya karar verdik. Ahmet Çörekçipaşa'da Harp Okulu komutanı kendisinden özel izin alıp Yalova'daki Harp Okulu'nun kampının olduğu meydanda uçurmaya karar verdik. Geldik kitabına bakarak monte ettik. Bizim aletlere benziyor. Kumandalar aynı. Yani bu kocaman Airbus'ta da kumanda aynıdır. Ultralight'ta da aynı. Sola yatırırsanız, sola yatar, sağa yatırırsanız. Tamam böyle. Bacanağımla beraber bindik. Monte ettiğimiz alete. Piste biraz koşturdum, iyi gidiyor. Biraz kaldırdım şöyle, uçuyor. Sonra kalktık, uçtuk. Uçağın sahibini, Çetin Bey'i önce uçurdum. Sonra birkaç kişiyi daha uçurdum. Sonra da bu bizi Haşmet'le tanıştıran Emre arkadaşımız
Ben dedi Fransa'dan lisans aldım, bir de ben uçayım filan dedi. Korgun'a dedim ki bunu da sen uçur. Kalktılar, bir taçengo yaptılar. Taçengo sonundaki kalkışta sola yıkılıp düştüler, burnunu kırdılar. Meğer ki Emre'nin lisansı da sahteymiş. Burnu kırıldı Taher'in burun tekerleği. Çetin Bey kısa zamanda getirtti, yeniden faal ettik ve uçuşa geliyoruz. Arabaya doluyoruz, sabahleyin geliyoruz. İşte parmağımı rüzgara tutuyorum, 15 knot fazla türbülanslı geri dönüyoruz. Herkes bana sinir oluyor, niye uçmuyoruz diye. Ama kitabında öyle yazıyor, 15 knot'u geçmeyecek ve türbülans olmayacak diye. Sonuçta böyle orada uçarken bir taraftan da Gökkuşağı sportif havacılık için bir tarla kiraladık. Tarlaya bir pist yaptık, toprak pist. Burada da çok önemli bir şey var, katkısı olanları anlatmak lazım. Pisti yaparken bir de çıkma hangar kuruyoruz. Kartal Belediyesi geldi, işi durdurdu. O zaman belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı Dalan. Dalan da Malatya'dan benim arkadaşım. Kendisine gittim, durumu anlattım. Havacılığı çok seven birisiydi zaten. Kartal Belediye Başkanı'nı aradı. Dedi elemeyin burayı. Havacılığa büyük hizmetleri olacak. Bunu özellikle bastırarak söylüyorum. Dalan'ın da katkısı sportif havacılığa vardır. Sonuçta biz orada toprak pisti yaptık. Uçmaya başladık. O kadar büyük hevesliler vardı ki bir cumartesi pazar. Cumartesi pazara bağlayan iki gün içerisinde 64 kişiyi uçurdum. Ne yapıyorduk? Bir filama yaptırdık. Gökkuşağı sportif havacılık filaması. Heveslileri alıyoruz. Bir meydan turu atıp gelip üstüne işte Tolga Özbek. Uçuşunuz hayırlı olsun, altına imza Necmi Şen veriyoruz, bayrağı uçuşu gönderiyoruz. Böyle böyle biz ultralight için eğitim lisansı da aldık. Bu arada önemli konulardan birisi, bir gün sabah bir araba durdu, arkasını açtı, bir paraşüt var. Ali İsmet Öztürk ve Birhan Temel. Biz dediler, bu paraşütü yaptık, kendi icadımız, motorun arkasına bağlayıp uçuyoruz ama uçuşa çok hevesliyiz. Burada uçabilir miyiz? Hemen, gayet tabii. Ali İsmet eğitime başladı, Birhan eğitime başladı. Bir numaralı ultralight lisansı Ali İsmet'e ait, iki numaralı ultralight lisansı da Birhan Temel'e ait. Bir sürü insan uçurduk o arada. Bunların içerisinde önemli sayabileceğimiz kişiler Altan Erbulak, İrfan Sarp General, Torum Taypaşa, 1. Ordu Komutanıydı o zaman. Hep bunlar uçuşa hevesli kişilerdi. Sonra havacılık konusundaki anlaşmazlığımız nedeniyle ben Gökkuşağı'ndan ayrıldım ve Türk Hava Yolları'na girdim. Bu arada oradaki eski arkadaşlar, hocam bir kulüp kuralım dediler. Gökler Bizimdir Sportif Havacılık Kulübü'nü kurduk. 7 ay Kadıköy Şubesi'nde şubemiz var, uçağımız yok, meydanımız yok. Böyle devam ederken 7 ay sonra Necati Artan Hoca'nın da aracılığıyla Safter Necioğlu'nun sınıf arkadaşıdır kendisi. O zaman Safter Paşa Hava Kuvvetleri Komutanı. Onların aracılığıyla biz Samandıra Askeri Havalimanı'ndan bir yer aldık. Bu arada bir şey atladım, onu anlatmak istiyorum, o da önemli. Samandıra'da uçuyoruz biz. Uçarken bir taraftan da açılış yapacağız. Daha açılmadık. Açılış için her şeyi ayarladık işte. Bilmem iyi bir restoran, gazeteciler, her şey. Cumartesi günü açılış olacak. Cuma akşamı eve geldim, telefon çaldı. Sizin izinleriniz iptal edildi, açamazsınız dediler.
kötü kötü düşünmeye başladık. Ne yapacağız? Ertesi gün tabii davetlilerin hepsi geldi. Açılış olmadı. Gazetelerde haber. Açılmadan kapanan uçuş okulu. Sonra Ürü Paşa Genelkurmay Başkanı büyüklerin aracılığıyla 32 gün sonra ben kendisine ulaştım ve bir briefing verdim. Ona şöyle demişler. Şimdi bu kötülerin de adını söylemek lazım. Faruk Kasaboğlu diye Samandıra karacıların, helikoptercilerin üstünde bir yarbay vardı. O Ürü Paşa ile daha önce çalışmış. Telefon edip demiş ki komutanım işte burada bir takım kişiler geldi. Uçuş yapacaklar. Ama bu meydanla çapraz olur. Birbiri içine girer uçulmaz diye. Ben de dünyadaki iç içe olan meydanları, Türkiye'de Esenboğa, Türk Kuşu Meydanı, sonra çaprazındaki Hava Kuvvetleri'nin meydanı, bunları slaytlara dökerek briefing yaptım Ürü Paşa'ya. Büyük insanlar her zaman anlayışlı oluyor zaten. Emir subayına seslendi, bana Faruk'u bağladı. Faruk, nedir bu yaptığın havacılığa ihanet? Bu çocuklar istediği gibi uçacaklar dedi. Ertesi gün bizim iznimiz çıktı. Gene kaldığım yerden devam ediyorum. Gökkuşağı hikayesi böylece başlamıştı. Ondan sonra Samandıra Meydanı'nın içine aldık biz. O Samandıra'nın yanındaki meydanda uçmazlarken içlerinde uçmaya başladık. Eğitim lisansı, PPL eğitim lisansı aldım. Burada da ilginç bir hikaye var. Birdenbire uçak sayımız 15-20'ye çıktı. Eğitim lisansını almak için sivil havacılıktan, genelkurmaydan ve milli eğitimden izin almak gerekiyor. Milli eğitim müfettişleri geldi, ilkokul öğretmenleri. Size işte izin alacak mısınız? Okul statüsüne giriyorsunuz. Onun için inceleyeceğiz. Bir hanımefendi, bir beyefendi. Tabii. Efendim kaç tane tuvaletiniz var? Bir tane. Ebatları kaça kaç? Kapısı 90 santimden fazla mı? Dedim ki bir dakika bakın gelin dedim. Ben sizi bir uçurayım. Tuvalette mi yapılıyor bu iş? Havada mı görürsün? Uçağın içine... Uçağın içine koydum, bir boğaz suru attırdım, geldim. Hemen imzaları attılar. Böylece lisansı da aldık. Ve Türkiye'de 6 tane amatör pilot lisansı varken, tahmin ediyorum 5 yıl içerisinde 146 tane lisans hazırlığına imza attım. Takviye hocalar getiriyorduk Türk Hava Kurumu'ndan. Aramızdan da öğretmen yaptım. Ben de kontrol pilotu olarak artık kontroller yapıyordum hava yollarından boş kalan zamanlarımda. Bu arada hava yollarında da enteresandır. Başka bir işte çalışılamıyordu o zaman. Yönetim kurulundan izin çıkarttırdım. Ticari olmamak kaydıyla uçabilir diye zaten ben ticari yapmıyordum. Ne para alıyordum. Hatta aidatlarımı bile ödüyordum. Böyle böyle İstanbul Havacılık Kulübü de gelişti. Uçak sayısı 26'ya çıktı. Uçak alanlar çoğaldı. Tabii bu arada utanarak söyleyeceğim bunu. Zenginler bulaştı işe. Uçak alanların arasında. Ve havacılık kurallarını dinlemez oldular. Havacılık kurallarını dinlemedikleri için bizi de istemez oldular yönetimi. Çünkü ben sonuçta çocukluktan uçuşa başlamış birisiyim. Ve havacılığın kurallarının kanla yazıldığını biliyorum. Bu kuralları uygulatmadan da kimseye uçuş izni vermiyordum. Nitekim kuralları uygulamayan onlatmışlar gittiler, kuralsız uçtukları için öldüler. Kulübümüzden de oldu bir kazamız. Onda da
ama kulüpte diye gitti Tarkım'da uçarken arkadaşımız rahmetli oldu. Bunlar hep kuralsızlıktandır. Bunun üzerine bizi düşürmek için girişimlerde bulundular. Samandır askeri havaalanı da bizi çıkarmak için elinden geleni yapmaya başladı. Bu arada Safter Necioğlu generalimiz emekli oldu ve o da bize katıldı. Uçuş öğretmenliği, T-34'lerle akrobasi öğretmeye başladı. Burada enteresan bir şey söyleyeceğim bilinmeyen. Türkiye'nin en uzun lisanslı uçan ve en çok uçuş saati olan havacısı Safter Necioğlu generalimizdir. Samandıra havaalanında çıkarmaya uğraşınca ben yönetimi devrettim. Yönetimi devrettikten sonra da 19 yıl geçmişti bu arada. Oradan da uzaklaştım ve uzaktan seyretmeye başladım. Havacılık, sportif havacılık parçalandı. Bu parçalar hep parayı düşündüler. Kendi uçuşlarını nasıl yapacaklarını düşündüler ve gelişemediler. Bunların arasında tek gelişen şimdi Sivrisar Sportif Havacılık Merkezi olan Ali İsmet'in kuruluşudur. Ve bana göre dünyada, ki bunu bana göre derken gezip gördüm hepsini, eşi benzeri olmayan müzesi, hangarları, uçuş kulübü, uçuş hizmet elemanları, yani dispatcherli, efendim bakım sistemi, her şeyi bir arada olan sportif havacılık sistemi başka bir yerde yok. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun yapması gerekenleri Ali İsmet yapıyor ve Atatürk'ün ideali olan Türk gençliğine havacılığı Ali İsmet yerleştirmekte ve yaymaktadır. Şimdi arkamızda da bir T6 fotoğrafı var. Ben o fotoğrafa gelmek istiyorum. Sizin uçuş eğitimi sırasında uçtuğunuz bir uçakla kaç yıl sonra tekrar uçtunuz? Biraz o ben de yerden izleme fırsatına sahip olmuştum. Biraz o T6 uçuşunu ve o fotoğrafı anlatır mısınız bize? Şimdi ben harp okulunu bitirdikten sonra ilk bir tanıtma uçuşu diye bir uçuş vardır. T-34 ile 7 saat. 7 saatte yalnız kaldık. 15 saat onda bir uçuşum var. Ondan sonra temel uçuş eğitimi için T-6'ya verdiler. T-6 çok ilginç bir uçaktır. Yani nasıl eğitim yapılacağını, nitekim iki gruba ayrıldık biz. T-6'cılar ve T-37'ciler. T-37 grubundan ya bir kişi ya iki kişi uçuştan ayrıldı. T-6'cıların yarısı uçuştan ayrıldı. Burada ilginç bir hikaye var, onu da anlatmak istiyorum. Benim hocam Zeki Diker, meşhur Arap Zeki, kıdemli başçavuştu. Benim uçuşa başladığımda 10 bin saat öğretmen uçuşu vardı. Ve iddia ederdi, ben bu uçağı çam ağacının üstüne indiririm de. Gerçekten de inandığım bir insandı, öyleydi. Eğitime başladık. Tam saatini çıkaramıyorum ama 7,5-8 saat civarında beni yalnız uçuş kontrolüne verdi. Yalnız uçuş kontrolünü kol komutanımız aldı. Onun adını söylemeyeceğim. Kol komutanımız aldı. Hocam da giderken bana dedi ki, eğer dedi kaybedersen şu dağlara doğru kaç dedi. O kadar güveniyordu bana. Kalktık. Hemen şöyle iki tur attık, geldik, tek iniş yaptık, park yerine geldik. Aslında kontrolü kazananlar da hoca uçaktan iner, aynı uçakla öğrenci gider. Bu beni niye indirdi acaba diyorum. Yanlış bir şey de yapmadım. Geldim bir ağacın altına oturdum. Kara kara düşünürken, benden sonra kontrol aldığı öğrenci yanında paraşütler, önümden geçerken terbiyesiz kaybettin de ondan mı karşılamadın bizi dedi. Kan beynime sıçradı ama yapacak bir şey yok, öğrenciyiz. Bir briefing'e girdik, kırmızı fişi doldurdu. Kırmızı fişi doldururken hocam geldi içeriye. Ne oldu filanca dedi. Kaybetti hocam dedi.
bana bak dedi, sen ya benim bıraktığım yerde otluyorsun ya hala bir şey bilmiyorsun. Kol komutanı yüzbaşı, hoca astsubay. Çıktı gitti. Ben kontrolü kaybettim. Ve bana çıkarken dedi ki, sen buradan mezun ol, benim ağzıma bilmem ne yapsın var. Açık açık söyleyemiyorum, aynen. Öyle söyledi. Ben artık nasıl olsa uçuştan ayıracaklar diyorum ama hocam da diyor ki ben seni buradan mezun edeceğim. Mümkün değil mezun olacaksın. Yazıyorlar şimdi. Mehmet Üsteğmen. Geliyor bakıyor. Botların kahverengi olmaz diyor. Gidiyor. Ahmet Yüzbaşı ile yazıyorlar. Geliyor paraşüt yok diyor gidiyor. Geçti 37 gün. Bende uçuş falan kalmadı. Bir gün tam mesai biterken gene standartize filo dediğimiz kola dahil olmayan bir filodan bir kıdemli başçavuş, Şükür. Geldi, kontrola gidiyoruz dedi. Efendim 5 dakika var bitmesine. Gel teğmenim dedi. Gittik, bende bir şey kalmamış tabii. Uçağı indiremiyorum. 6 tane, 7 tane iniş yaptırdı bana, git dedi, kırarsan kırat dedi. Yalnıza gittim ben. Kırmadan geldim. İşin enteresan tarafı kontrol kaybettirmiş hoca. Bir daha aynı öğrenciyi kontrolü alamıyor. Sonra hocam anlattı bana. Neden böyle olduğunu. Kol komutanımız zamanında onun talebesiymiş. Efendim, evvela kol komutanının talebesi yalnız uçarmış ilk defa. Neden Arap Zeki'nin talebesi yalnız uçar diye bana uçuş kaybettirmiş. Halbuki hocam Kanada'dan refüze olup geri dönmüş. Uçuş iyi olmadığı halde hocam mezun etmiş kendisini. Bu hikayeyi anlattı bana. Bu hikayeden sonra ben 146 saat T6 ile uçtum. İyi bir dereceyle de mezun oldum. Sonra bir gün evde oturuyorum Datça'da. Ali İsmet aradı. Kaç yıl sonra? 53 yıl sonra Ali İsmet aradı. Hocam dedi, T6 getirttim dedi. Ah, yapma ya dedim, benim eğitim şey, temel uçuş eğitimim onunla. Uçar mısın dedi. Bayıla bayıla uçarım dedi. Geldik, Amerikalı, 2018 Sivrisar Havacılık gösterilerinde gittim. Onun adını da söylemeden geçemeyeceğim. Mark diye bir Amerikalı pilot. Uçuş terbiyesi almış gerçek bir pilot. Bir gün önce uçağa işte gittik. Baktık, ettik, tuttuk filan. Ondan sonra uçuşa gittik. Bir gün önce yalnız Mark'ı seyrettim. Gösteri pilotu Mark. Bir şeyler yapıyor. Dedim ki Mark, bana böyle yapmazsın değil mi? Yok dedi, yapma. Peki o zaman dedim, senden bir ricam var. Ben bu tayareyle solotonayı çok güzel atardım. Bir solotona atayım. Neyse uçuşa gittik, kalktık. Biraz irtifada dolaştı. Kumanda sende dedi bana. Kumandayı da kalkışta filan beraber genellikle onda. Benim elim kumanda üstünde. Gidiyoruz. Tamam dedi, tonoya at. Ben tonunun kurallarını yerine getirdim. 3 çeyreğini döndürdüm. Baktım 4. çeyrekte yardım etti. Çünkü pil bitmiş bende. Pil biter mi daha? Ama bakın ne kadar terbiyeli bir çocuktu. Uçtuk geldik. Fakat ondan sonra kumanda onda. Bir gün evvel gösteride yaptığı gibi alçak.